Herkese Hasan Kef'ten selamlar. Şimdi Hasan Kef'e geldik kuzenimle birlikte. Burada hem müze var hem de tarih eserler var. Burası çok geniş bir vadi. Dicle Nehri'nin kıyısında kalıyor. İşte Hasan Kef Höyü, farklı bir sürü höyükler var nehir boyunca. Şurası müze. Şu an müze açık değil. Burası Hasan Kef Müzesi. Yılmaz abi. Bu bölgede yani sadece Hasan Kef değil, diğer höyüklerde de çıkan eserler burada sergileniyor. Çok güzel bir müze. Hani paleolitik dönemden başlayıp neolitik, işte Tunç Devri falan bütün eserler mevcut, sikkeler mevcut. Şurası Fırat Nehri'ni görüyorsunuz. Biraz uzaktayım. Buradaki eserler, Zeynel Bey Türbesi şu en baştaki mesela. Bu eserler hepsi Ilısu Barajı yapıldıktan sonra su altında kalmaması için taşınıyor bunlar. Şurada gördüğünüz en küçük olan Zeynel Bey Türbesi. Ve bu kütle tamamen altın toprağıyla beraber hiç bozulmadan kaldırılıyor. Diğerlerinin bir kısımları parça parça kaldırılıp getirilebiliyor ama o tek parça haline getirilmiş. Koç Camii, Süleyman Han Camii, Kızlar Camii gibi eserler var etrafta. Bunlar taşınmış bir kısmı tabii. Nehrin iki kısmında da eserler var. Orta kapı, tek tek gizlenmesi gereken yerler ama bazıların işleri kapalı şu an. Giriş yok, dışarıdan bakabilirsiniz sadece. Bu Hasan Kef'in tarihi 12 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve müthiş bir tarihi var. Gerçekten araştırılması gerekiyor. Yani höyük dediğimiz katman katman, yani kazdıkça her katta bir medeniyet çıkıyor. Tarih eserler çıkıyor. O yüzden kazmakla bitecek gibi değil burası yani. Şimdi burası yakından göstereyim sizlere de. Zeynel Bey Türbesi. Zamanında dediğim gibi su altında kalacağı için komple bir bütün olarak yapı alttan toprakla beraber tutularak taşınıyor. Evet, komple böyle getiriliyor buraya. Yoksa bu da su altında kalacak bir eserlerden birisi olacaktı. İçinde şu an mezar yok zaten. Kapısı da kilitli. Şöyle bir yapı. Baraj yapılınca tabii bütün bu eserler su altında kalacağı için bir kısmı taşınmış. Kazılar hızlandırılmış. Ve kurtarılabilenler kurtarılmış ama tabii ki illa ki bulunamayan eserler de vardır. Şu an hala kazılar devam ediyor fakat koşullar, kış koşulları nedeniyle ara verilmiş. Yaza doğru tekrardan başlıyor kazılar. Burada yaşayan insanlar da evleri suyun altında kaldığı için şöyle evler yapılmış. Güzel evler, tek katlı evler yapılmış. Hasankeyf'te işte Abbasiler, Artuklular, çeşitli medeniyet, bir sürü medeniyetler yaşamış ve bir sürü medeniyetlerin izleri var. Hala birçok kemikten, taştan yapılma iğneler, ağırşaklar, kandiller, seramikler, tabaklar. Yani bir sürü hala eserler bulunuyor. Bulmaya devam ediliyor. Yani inanılmaz. Yani hayatınızda bir kere mutlaka gelmeniz gereken, kendi gözünüzle görmeniz gereken yerler buralar. Yani Zeynel Bey Türbesi'nde tek başına kaldırılması bile bir ayrı bir mucize gibi bir şey. Aksaray Müzesi'nde olduğu gibi de tam mağara dönemlerinden insanların sıfırdan her şeyi baştan yaptığı dönemlerden başlayıp hangi el aletleri kullanmışlar, hangi malzemeleri kullanmışlar, nasıl çanak çömlek yapmışlar, bunları anlatan veriler mevcut. El aletleri, sikkeler, işte seramikler içeride mevcut ve sergileniyor. Yaza doğru umarım açılır, herkes rahatça gezebilir. Şu an tadilat sebebiyle gezilemiyor, kapalı şu an. Ama yaza doğru büyük ihtimal açılır. Hasankeyf, Batman'ın bir ilçesi. Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta. Batman'da da bir müze var ama buradaki müze daha detaylı bir müze. Daha çok eserler var çünkü tüm bölgedeki çıkarılan eserler burada sergileniyor ve kazılar da burada yakın olduğu için burada eserler daha çok mevcut. Herkese selamlar. Bugün de Malabadi Köprüsü'ne geldik. Şimdi ufaktan size göstereyim köprüyü. Yavaştan da tarihini anlatayım. Köprünün alt kısımlarında şöyle odalar var. Şöyle yani hemen aşağı doğru inen bir merdiven var. Buralarda odalar var. Bu odaların görevleri gelen kervansaraylar. Burada eğer hava koşulları kötü olursa burada dinlenebilirler. Veya hangi gibi düşünebilirsiniz? Tabii içi... Bu kısım böyle. Şurada bir açıklık var. Şuralar kandil koymak için sanırım. Köprü zamanına göre ileri bir teknolojiyle yapılmış. Gerçekten statik hesapları o zaman olmadığı dönemlerde yapılan bir köprü ve günümüze kadar ayakta kalabilmiş. Tabii restorasyon da görmüş.
Şimdi Malabadi Köprüsü Batman'la Diyarbakır'ı birbirinden ayırıyor. Batman'ın diğer tarafı Batman Silivan ilçesi. Bu tarafta arka tarafında kalan kısım da Batman oluyor. Burası Batman Çayı. İki şehir ayırıyor. Burası da Malabadi Barajı. Köprüyü şöyle göstereyim. Şimdi burada Batman Çayı'nın uzandığını görebiliyorsunuz. Evliya Çelebi gibi gezginler de buraya uğruyor ve buradan bahsediyorlar. Su az. Su tutuluyor çünkü barajda. Alt kısımdan da görüntüsü böyle. Bizimkiler de burada. Bu da diğer taraftan görüntüsü. Yani eski köprüyle şurada bir semboller var. Eski köprüyle yeni köprü kıyaslanamaz bile yani mimari açıdan. Sanırım onu örnek alınmış ama yani eskisi ne kadar güzel olduğunu siz de görüyorsunuz. Çayda da balıklar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Balıkçılık da yapılıyor burada. Köprü Artuklar döneminde yapılıyor. Artuklar döneminde burası en şaşalı dönemden yaşıyor. 1147 yılında yapılıyor. Köprü 150 metre uzunluğunda. Taştan bir köprü. Doğal taşlardan yapılma bir köprü. Mal Abadi. Bildiğim kadarıyla mal ev demekmiş. Yani birisinin evi. Malabadi. İsmi oradan geliyor. Dediğim gibi o zaman kervanlar geçerken buradan geçmek zorundaymış. Geçerken tabii hem her iki taraftan da belli ücret ödemek zorunda. Döneminde oldukça kullanışlı bir köprüymüş. Bu açıdan da göstereyim. Timurtaş Binilgazi tarafından yaptırılmış. Köprünün eninde 7 metre uzunluğu. 7 metre. Buradan da görüntü güzel. Şahane. Burası gün batımında veya gün doğumunda daha güzel gözükebilir. Yeri gelmişken Batman'dayken Batman ilimiz hakkında da bilgi vereyim. Burasının nüfusu 471.000-500.000 civarı. Güneydoğu Anadolu'da bir ilimiz. Bayağı büyük bence. Bildiğiniz gibi petrolü de meşhur. Petrolün bir kısmı çıkarılıyor, bir kısmı çıkarılmıyor. Rafineri de var. Çok detaya girmiyorum. Bu konulara pek detaya girmek istemiyorum. Zaten biliyorsunuz. Yani et yemekleriyle meşhur. Türkçe yanında Kürtçe, Arapça da yaygın olarak konuşuluyor. Böyle güzel Hasankeyf için gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıca kuzenim Tülay ve eşim Metin'e beni aralıkları için çok teşekkür ederim. Onlar pek görmek istemediler, o yüzden çekmedim. Çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir an oldu. Şimdi buradan da Şırnak'ta kuzenmek için. Kuzenim bizde bol olduğu için bol bol geziyorum. Buradan Şırnak'a yarım otobüsler ve tam otobüsler var. Belli saatlerde Şırnak'a otobüsler var. Ben şimdi sabah varmış, belli saat 3'te varmış. Ben 3'tekiyle buradan Şırnak'a gideceğim. Yaklaşık 3 saat sürüyormuş. Herkese yeni bir günden selamlar. Ben Düneyim Batman'dan Şırnak'a geldim. Yaklaşık 4 saat falan sürdü. Normalde 3 saat sürmesi lazımdı. Fakat işte indi bindi, çevirmeler falan oldu. Hani bayağı güvenlik önlemleri burada yüksek. O yüzden biraz gecikme yaşandı. Şırnak'tan geçerken Mardin Midyat, Şırnak İdil, sonra Cizre, Şırnak Cizre, sonra Şırnak'ın merkezine geldim. Bu yolda da zamanım olsa da yani her durakta birer gün geçirmek isterdim. Çünkü çok güzel yerler. Midyat, özellikle Mardin gitmek istediğim bir yer. Ayrıca İdil'de yani Hristiyanlığın en eski ikinci kilisesi varmış, Meryem Ana Kilisesi. Orada hala yaşayan Süryaniler de varmış. Orayı da, yani o kiliseyi de görmek isterdim. Zaten Hristiyanlığın yayılma zamanında ülkemizde bayağı kilise yapılmış ve bayağı tarih eserler var yani. Bugün dediğim gibi Şırnak merkezdeyim. Buradan da Cizre'ye geçeceğiz. Cizre'de de tarih yerler varmış. Oralara bakacağız. Bakalım nasıl geçecek. Burası Şırnak Belediyesi. Aşağı doğru gidiyoruz. Nuh'un gemisi şeklinde tasarlamışlar. Şimdi Cizre'ye geldik. Daha hızlı gelebilmek için faslarla geldik. Şimdi Dicle Nehri'nin kıyısındayız. Şöyle manzarayı göstereyim. Burası Dicle Nehri, burası da Cizre Kalesi ileride. Cizre bildiğiniz gibi Şırnak'a bağlı ama burası Şırnak merkezinden daha çok gelişmiş. Çünkü Şırnak merkezi terör olaylarından dolayı 2015 yılında bildiğiniz gibi taşınmış ve yokuşa bir yere kurulmuş. O yüzden şehir bence çok gelişememiş. Başka etkiler de var tabii bunun. Cizre ise yüzyıllardır olan bir yer ve oldukça gelişmiş, tarihi eserleri de var. Tarihi yerlerden birisi burası Cizre Kalesi. Tabii çok bir şey kalmamış.
Şimdi burası Şırnak'ın Ancaklarından birisi. Cizre'nin Ancaklarından birisi. Şöyle göstereyim. Kuyumcular çoktu. Altını çok seviyorlar galiba burada. Hazreti Nuh Şahin var burada. Hemen yanında da Hazreti Nuh'un türbesi var. Şimdi Hazreti Nuh'un kabrine geldik. Bildiğiniz gibi Hazreti Nuh tufandan kurtuluyor. Ve tufandan sonra Cizre'ye geldiği tahmin ediliyor. Ve burada bir yerleşim kuruyor. Burada üç oğluyla beraber yaşamaya başlıyor ve Mezopotamya'ya insanlık buradan geliyor düşünülüyor. Hatta Kur'an'da Hud suresinde de geçiyor. Şimdi içeri gezelim. Hatta Hud suresini direkt olarak buraya da yazmışlar. Burası da türbenin içi. Bayağı uzun türbe çünkü saygıdan böyle bazı kişilere mezarını büyük ve uzun yapabiliyorlar. O yüzden uzun olabilir. İç taraftan da böyle gözüküyor. Burada da kısaca Türkçe ve İngilizce olarak Nuh peygamberden bahsediyor. Asıl adının Abdülgaffar olduğu, işte Nuh, Noah gibi isimlerinde olduğundan da bahsediyor. Fatiha'yı eksik etmesiniz. Şimdi burası Kırmızı Medrese. Yapı ismini gördüğünüz gibi dışındaki kırmızı tuğlardan alıyor. Fakat şu an tadilatta olduğu için içine giremiyoruz. O yüzden buraya geçiyoruz. Gezecek bayağı yer var fakat bir kısmı tadilatta olduğu için bazı yerlere giremiyoruz. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Şimdi Memuzi'nin türbesine geldik. Burası Memlezi'nin mezarı, burası arkadaki de araya giren Bekir mezarı. Şimdi Memlezi'nin türbesindeyiz. Memlezi'nin hikayesini kısaca paylaşmak istiyorum. Uzun bir hikayesi var ama ben kısaca anlatacağım size. Bizim o zamanki beyin kızıymış. Mem de o zamanda çalışan bir memurun oğluymuş. Bir gün Memzin'i görüyor ve aşık oluyor. Daha sonra Memzin'le evlenmek istiyor. Fakat beyin kızı olduğu için tabii bu istenildiği gibi olmuyor. Daha sonra bey bunu öğreniyor. Bekir araya giriyor ve Memzin'den atılıyor. Daha sonra Zin'de tabii onu o durumda görünce ölüyor. Daha sonra gömülüyor. Mem de onun mezarına giriyor. O da ölüyor. Sonra mezarlarını buraya gömüyorlar ve bir aşk hikayesi olarak tarihin sayfalarına kazınıyor. Hemen yan tarafında da Abdaliye Medresesi var. Burası da bazalt taşından yapılıyor fakat daha sonra yıkılıyor. Ve halk tarafından tekrardan orijinaline uygun olmayarak inşa ediliyor. Şurada hemen şuradaki farkı görebiliyorsunuz zaten artık farkı. Şu an mescit olarak da kullanılıyor. Şimdi Denkbej yerine geldik. Denkbej demek, denk ses demek, bejde söyleyen kişi anlamında. Yani zamanda destanları, işte haberleri ileten kişi anlamında kullanılıyor Kürtçe. Denkbejler buraya gelip burada kalıyorlarmış. İşte burada Türklerin söylüyorlarmış. Hala içeride bu gelenek devam ediyor. Aşağıda farklı enstrümanlar var. Burada gelip o enstrümanlarla müzik yapabiliyorsunuz. Ayrıca kafe kısmı da var. Hem çayınızı içip bir yandan da müzik yapabiliyorsunuz. Zaten güzel bir yer gerçekten de. Şöyle göstereyim. Burası tarihi bir yapı. Yine bazalt taşı kullanmış. Bunlar da zamandaki yaşayan denkbejler. Hala iki tanesi burada yaşıyor. Alt kısmı da bu şekilde. Seyit Usta'nın yerine geldik. Burası Hatip Han Camii'nin hemen yanında.
Adana'sı güzelmiş. Onu deneyeceğiz. Size göstereyim şöyle. Geç saatte gelmeyin çünkü kapanabiliyor. Adana'sı böyle. Zırh etinden yapıldığı için, zırhtan çekildiği için şöyle etler bütün yani büyük parçalar halinde. Tadı gayet lezzetli. Yanında da açık ayran aldık. Batman'da da burada da bu halka tatlısı meşhur. Çok yiyorlar. Burası da kaymakamlık. Gördüğünüz gibi Cizre Kalesi'nden esinlenmiş yanındaki taşlar. Siyah beyaz taşları. Bu da Luzine tatlısı. Şirin'e özgü bir tatlıymış. Böyle çiğ un ve irmik helvası gibi tadında bir kıvam var. El Cezeri'nin müzesine de gittik ama orası yani vaktimiz kalmadığı için dönmeniz lazımdı. Ona da başka bir sefer gideriz inşallah. Zamanınız kalırsa siz mutlaka gidin. Cizre Müzesi kapalıydı. O yapım aşamasındaymış. Yani Cizre'de gezilecek yerler böyle. Birkaç tarihi yer daha var. Oraya vaktimiz sınırlı olduğu için gidemedik. El Cezeri de zamanın büyük mucitlerindenmiş. 60'a yakın cihaz varmış. İşte kilit sistemleri, bilgisayarın o zamanki temelleri, sibernetik ve mekanik açısından önemli çalışmaları var. Batman Müzesi'nde de bazı eserleri vardı. Hani çizimleri, o çizimlerden yapılan eserler vardı. Hayatını araştırmanızı tavsiye ederim. Kitapları yüzyıllar boyunca okutulmuş bir insan. Cizre'nin sokakları da böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz Instagram'dan takip etmeyi, videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ana otogar Cizre'deydi. O yüzden Cizre'ye geldim. Oradan da direkt İstanbul'a gideceğim. Yaklaşık 23 saat sürecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hello!